Geçen de ben demiştim ki ben bu gerçekler ortaya koyarken, tarihi gerçekler ortaya koyarken benim amacım, niyetim kesinlikle kimseyi eleştirmek değildir. Niye niyetim bu değildir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Haşr suresinde Allah-u Teala buyurur diyor ki وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاَخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْاِيمَانِ Ey Allah, yani sonradan gelenler, nasıl ki biz Osmanlı'dan veya o zamanki Moğol iktidardan kim bir sonra geldik biz artık kaç yüz sene sonra. Allah diyor ki onlar hep onların tepkisi bu olur. Onların hatalarını gördükleri zaman. Rabbana gfirlana Allah bize bağışla. Vali ihvanenellezine sabakuna bil iman ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize. Ve la tecel fi kulubina gillen lillezine amanu ve iman edenler konusunda bizim kalbimizde bir kin olmasın. Onun için onlar bizim büyüklerimizdi. İster Emeviler, ister Abbasiler, ister sonra ne diyeyim Moğollar, ister efendim Osmanlılar hepsi bizim büyüklerimiz. Onun için onların tarihte eğer bir hata yapıldıysa onlar Allah'a hesap verecekler, bana değil veya bize değil. Allah'a hesap verecekleri için bize yargılamak düşmez. Onun için yargılama yetkim yok. Sadece ben bazı gerçekler anlatmak istiyorum. Niye? Çünkü efendim Mesih-i Maud Aleyhisselatü Vesselam daha dünyaya bile gelmemişken ve Ahmadiyye cemaati daha ortada yokken İngiliz imperyalizmi Hindistan'a yerleşmiş, köklerini iyice ne diyeyim, sarmış böyle, kök kök sallamış her tarafa ve Mesih-i Maud daha ruhu bile duymadı. Bu gelişmeler olacak. Bu dünyada kendisi yoktu. Onun için bugünlerde bu program yapanlar, efendim Ahmadiler veya Kadiyaniler ki biz kendimizi Kadi, biz Ahmadi diyoruz kendimize. Onlar efendim İngiliz imperyalizmini desteklediler veya böyle. Hayır. Biz çok sonra geldik. Bizim tarihimiz 23 Mart 1889 tarihinde Ahmadiyye cemaati kuruldu. İngiliz imperyalizmi oraya yerleşti. Ve ben şunu da anlatmak istiyorum ki bunlar niye oldu bu olaylar? Bunu da bizim Müslüman kardeşlerimizin bilmesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber ve en üstün peygamber. Onun verdiği haberlerin gerçekleşmesi gerekiyordu. Onun için bu hatalar yapıldı mı, yapılmadı mı, niyet neydi, o söz konusu değil. Asıl olan neydi efendim? Bir gövde eğer böyle tahta kurduğu yemiş ise, bu çok ağır gövdesi dur ya, tahta kurduğu yemiş ise onu dışarıda ne kadar boyarsanız boyun, o bir işe yaramaz. Ne zamana kadar durur ayakta efendim? İçine tahta kurduğu yemiş. Müslümanların durumu bilfil buydu. Onun için bunlar, bu hadiseler gerçekleşti. Ha, kaldı efendim Mesih-i Maud Aleyhisselam'la ilgili bunların iddialar. Ben geçen de okudum Fırlar'ın iki kitabından, Sayın Fırlar'ın iki kitabından. Ki efendim böyle bir iddia var ortada ama elimizde delil yok. Eğer delil yoksa ve Kur'an-ı Kerim'e iman ediyorsanız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanınız varsa, o zaman Kur'an-ı Kerim apaçık diyor ki la takfu ma leysa laka bi ilm inne sam'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mes'ula. Ki ey insan, ey mümin, hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına koşma, düşme. Çünkü senin diyor ki gözünde, kulağında, gönlünde hepsi sorumlu tutulacak diyor. Eğer biraz korkular varsa, o zaman bu ellerinde delil olmayan şeyle ilgili konuşmasınlar, programlar yapmasınlar. Faydasız. Çünkü kendisi diyorlar, bizim elimiz Sayın Fulalı, cemaat muhaliflerinin kitaplarının isminden bahsetmiş ve diyor ki efendim elimizde delil yok. Delil yoksa zaten konuşmayalım efendim. Şimdi ben tekrar geleceğim efendim. Geçen programın biraz uzatını ve bazı şeyleri de bugün anlatacağım. Şimdi Aurangzeb Alemgir, Moğol saltanatının en güçlü son kral diyelim. Ondan sonra saltanat dağıldı. Ne zaman diyorum sonra? 1707'de Aurangzeb vefat etti. Ondan sonra saltanat diye bir şey kalmadı. İşte küçük küçük sultanlıklar kuruldu.
Ve ben geçen programda anlatmıştım ki bu kurulan sultanlıklar içerisinde bazı iki sultanlık var ki tarihi belgeler onu gösteriyor. Onlar o zaman Osmanlı'ya başvurdular. 1777'de Malabar Sultan başvurdu. 1780'de ikinci Malabar Sultan gibi bayandı. O başvurdu ve Babe Ali onlara şöyle bir cevap verdi. Efendim biz yardım edemeyiz ama eğer istiyorsanız İngilizlerle ara buluculuk rolünü oynayabiliriz. Bunun üzerine bu bayan, bu sultan, bu bir Bibi Sultanı bunun ismi. Bu tekrar 1784 senesinde dedi ki peki efendim madem ki ara buluculuk teklifiniz var. İngilizler deyin ki efendim bizim bölgelerimizi terk edip gitsinler. Bizim toprağımızı ele geçirdiler falan diye. Zaten ben dedim size arz ettim ki ağaç gövdesi tahta kurduğu tarafından onun içi artık yenmişti. Onun için sadece boya susu vardı dışarıda. Mümkün değildi Osmanlı'nın gücü yetmiyordu İngiliz'e durdurmak için. Ne yapabilirdi Osmanlı? Sustu. Bir şey yapamadı. Sonra efendim 1700, bunu ben geçen programda anlatmadım, bu yeni bir şey. 1765 senesinde Osmanlı Fransa ile bir ittifak kurmak istedi. Yani iyi ilişkiler falan kurmak istedi. Ama İstanbul'daki İngiliz elçisi devreye girdi ve bunu engelledi. Tamam mı? Masihim olsam yok bakın bu olaylarda. Bunu anlatmak istiyorum. 1760, 1780, 1784. Ondan sonra ben size Tipu Sultan geçen hafta anlattım. Tipu Sultan 1784 senesinde müracaat etti. Heyet yolladı. Buraya bizi sonra 1786 senesinde 2 sene sonra tekrar 700 kişilik bir heyet yolladı Osmanlı'ya. Hatta diğer Müslüman ülkelerde, kraliyetlerde başvuruda bulunduk. Gelin İngiliz'e karşı bana yardımcı olun ama kimse yardımcı olmadı. Tersine 1. Abdülhamid ona mektup yazıyor ki yok efendim barışın vesaire. Bunu biz geçen hafta, geçen programlarımızda okuduk. Ve o gerekçeler anlatıyor Sultan Tipu. Efendim niye ben yardım istiyorum? Onlardan bir tanesi diyor ki Bengal Müslümanların elinden şeyleri düştü İngilizlere. Ve Bengal'in düşüşü 1757. Nasıl düştü bunu da söyleyeyim. Bunu Mirza Gulam Hazretleri düşürmedi. Daha dünyada yoktu. Ruhu böyle duymadı. Evet, 1835 yılında dünyaya geldiğine göre evet. Hayatta yoktu. Bakın İngilizlerin ordusu var ama ordusunda diyorlar ki benim okuduğum kadarıyla diyelim 3000 kişilik ordu varsa içinden 2000 yerli halk var. Yerli halktan 2000. Kendileri 1000 kişi. Şimdi Bengal'in sultanı vardı Siracüddola. İngilizler onun Müslüman içerideki ekipleriyle birisinin ismi Mir Cafer. Onunla işbirliği yapmak suretiyle onu Bengal'i ele geçirdiler. Hatta şöyle de anlatanlar var. Tabii tarihleri farklı farklı olaylar ki Siracüddola efendim gece diyorlar ki hep böyle başka işlerle geçirirken gündüz vakti efendim saat 2'ye kadar uyan bir insandı Allah bilir. Hatta ben geçen bir hocayı dinledim YouTube'da var o diyor ki efendim böyle bir sultan varsa efendim tabii ki o İngiliz'i ele geçirecek. Senin saltanatını ele geçirecek her neyse. Sonra bu çeşitli olaylar anlattı. Onlara teklif de bulundu Osmanlı'ya ama Osmanlı'dan hiçbir kıpırdanma olmadı. Ve Osmanlı efendim dedi ki efendim barışı İngiliz'le barış. Sonra Sultan Tipu bunlara efendim Sultan Tipu Napolyon Bonaparte'la biz bir sözleşme değil mi? Anlaştı diyelim. Anlaştı ki o Hindistan'a gelip İngiliz'in gelişini durduracak. Ve benim okuduğum kadarıyla çünkü Fransızlar önce Amerika'da da Amerika'ya da müdahale etmek suretiyle İngilizleri durdurmuşlardı.
George Washington şeyinin Amerika'nın hürriyet Amerika'yı hürriyete kavuşturan falan adam o Fransızlarda diyorlar ona yardım etti ve böylece orada bunlar İngilizler edemediler ne diyeyim dilediklerini elde edemediler. Fransızlar bundan efendim Fransızlar Tipu'yla anlaşınca İngiliz tekrar korktu. Fransız 1794 senesinde Mısır'ı ele geçirdi. Bu da İngiliz'i çok korkuttu ve 3. Selim devreye sokuldu. 3. Selim Tipu Sultan Tipu'yu dedi ki efendim asıl düşman Fransızdır. Bizim ne diyeyim İngiliz bizim dostumuzdur vesaire vesaire bu manada. Onun için sen bu yaptığın doğru değil kısacası. Bunun üzerine Sultan Tipu Elul 1798 senesinde bir mektup yazdı. Efendim bu kendi gerekçelerini anlattı ama bu mektup diyorlar ki 3. Selim'in hoşuna gitmedi. Hangi tamam. Tarihteydi efendim? Elul 1798. Hı hı. Tamam, daha bakın bu daha 1700'lerden bahsediyoruz. Masih Aleyhisselam'ın doğum tarihi 1835. Şubat 1835. Hı. Onun için efendim İngiliz imperyalizmi oraya nasıl yerleşti besbellidir. Bunda bir şüphe yok. Ha bu hata mıydı, değil miydi benim tartışma konum değil. Bir de şunu aslında bir vurgulamak gerekir. Bu bilgiler, yani demiş olduğunuz olaylar tarihi ben geçen, efendim, kaynaklardan, ben eserlerden yani cemaatin literatürüyle falan alakası olmadığı da aslında çok ilginç. Ben geçen kitabı da gösterdim. Evet. Ne diyeyim, İslam Panizm kitabın ismi. Ve bu kaynaklar belli. Efendim kitap efendim zaten Pan İslamizm kitabının ismi ve bu Azmi Özcan tarafından kaleme alınmış. Hı hı. Ve bunun efendim bizim Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarındandır bu efendim. Tamam mı? Zaten oraya gidip satın alıp şimdi bugünlerde satın çünkü alınabilir. Çünkü şöyle vurgulamayı yani özellikle vurgulamak istedim çünkü bazen hani olur ya seyirciler arasından işte bu kendi eserlerindendir vesaire o zaman pek şeyi kalmayabilir onlar açısından hiç, ama hiç bizim asırımız değil efendim hiç böyle bizimle ilgisi yok bunun ben bu konuyu araştırırken bu bilgiler buldum efendim farklı tarih tamam eserler, ben bunu buldum böyle ve açıkça doğru söyleyeyim ki ben Urduca'da bu tarihi falan okurken ben orada rastlamamıştım benim sadece efendim bir bakayım. Şu kadarını biliyordum ki Sultan Tipu buralarda başvuruda bulunmuştu. Sonra bu kitapları sonucu falan buldum. Sonucunu oldu vesaire. Ben bunu veya unutmuşum da olabilirim. Ben çünkü kaç sene önce bunları okuduk. Her neyse kısacası bu kitap efendim geçen de söylediğim ki Pan-İslamizm Azmi Özcan Bey tarafından kaleme alınmış. Diyanet, yani Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarındandır efendim vesaire. Onu sadece ben demiştim ki giriş bölümünü okusunlar arkadaşlar. Her şey orada var. Bütün bilgi. Sadece giriş bölümünü. Birkaç sayfa. Bütün bilgi orada var. Yani efendim diyor ki Sultan Tipu işte buna ne diyeyim 3. Selim'e iki mektup yazdı. O dedi ya efendim sen İngilizlere değil de Fransızlar dedi de böyle Fransız asıl İslam düşmanı değil vesaire diye. 3. Selim iki mektup yazdı. Selim'in mektubunun ne demeden cevabını yazdı. Hı. Birinci mektup sultanın hoşuna gitmedi. Vesaire vesaire değil mi? Her neyse 1799 senesinde Sultan Tipu şehit oldu. Hı. Ve orada İngilizlerin eline geçti. Yavaş yavaş şimdi İngilizler her tarafa yayıldı. 1857 senesine geldi. Bir sipahi ayaklanması oldu. Bu nedir sipahi ayaklanması? Bunu da açıklayayım. Efendim bir söylenti vardı. Efendim o zaman bir mermi kullanılıyordu tabancaya veya tüfeğe koymak için. Diyorlardı ki bunun içinde hem domuzun yağı var hem de efendim ineğin yağı varmış. Böyle bir söylenti vardı. Bu efendim Müslüman sipahiler yani erleri de kızdırdı, Hindular da kızdırdı. Bunun neticesinde efendim bir ayaklanma meydana geldi. Ve bu katiyen Müslümanların organize ettiği bir ayaklanma değil. Bir ayaklanma meydana geldi işte. İçinde Sih de var, Hindu da var, Müslüman da var, her türlü insan var. Bu
ayaklanmayı bastırmak için. Gerçi ben bu bilgileri geçen sefer de tekrar vermek istiyorum. Bu ayaklanmayı bastırmak için Sultan Abdülmecid Bey'e başvuruldu İngiliz hükümeti tarafından ve Mısır üzerinden İngiliz askerleri, İngiliz ordusu Hindistan'a gönderildi. Sultan Abdülmecid Bey'in izniyle bir. İkincisi, Sultan Abdülmecid Bey bir fetva gönderdi, bir mektup yolladı oraya Hindistan'a. Ve bu mektup diyordu ki efendim bunlarla savaşmak caiz değildir. Bunu da söyledi kesin. Bir sonra isyan bastırılınca, her şey rapt tutapta altına alınınca Ali Paşa Bey oraya bir tebrik yolladı. Sonra İngiliz hükümeti bu olaylarda zarar gören İngilizler için bir fon kurdu. Sultan Abdülmecid Bey bu fona o devirde, o zaman 1000 sterlin bağışta bulundu. Ha bu niye? Ben bunu da söyleyeyim ki bu ayaklanma içinde o isyancılar Delhi'de ve başka Delhi'de söyleyeyim ben size 70 İngiliz kadın ve 40 İngiliz çocuk boğazlandı efendim. Bu efendim İslami manada ne bir cihattı. Çünkü İslam zulme zulmüne cevap vermez. Özellikle masum için İslamiyetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirleri verir efendim sen savaşta da kadına dokunma, çocuğa dokunma ve onu biliyoruz efendim. Böyle ağaçlara vesaire. Ağaçlara ve dokunma. Ama o isyancılar efendim her tarafı yağmaladılar. Ne ele geçirdiyse evlerine götürdüler. Kadınlar bu İngiliz 70 diyorlar kadın öldürüldü. İngiliz kadın ve 40 masum çocuk öldürüldü. Bundan dolayı da eğer biraz onlara destekleyen halk var ise onlar da desteklerini kaybettiler. Sonra efendim bir başka bir olay size anlatacağım. Burada benim bakın bir soru insan aklına geliyor. Sultan Abdülmecid tamam efendim anladım bir mecburiyeti vardı. Siz efendim isyanı bastırmak için ordunun gitmesine izin verdiniz. Tamam fetva da anlıyoruz gönderdik. Peki tebrik niye efendim? Madem ki Müslümanların halifeyiz. Tebrik niye gidiyor? Ve madem ki Müslümanların halifesiyiz, neden İngilizlere desteklemek için 1000 sterlinlik bağış var da Müslümanlar için 1 sterlinlik bir bağış bile yok? Varsa bize göstersinler efendim biz o zaman Müslümanlara da halka da zarar gören Müslümanlara da bağışta bulunduk vesaire. Göstersinler. Yok. Yani benim okuduğum eserlerde yok. Birisi biliyorsa bize söylesin. Ama biz şunu biliyoruz ki Hint Müslüman her zaman desteklemeye çalıştı buraya. Osmanlı'da ne zaman bir sorun olduysa. Sonra bir başka bir olay. Geçen ben anlatmadım. 1878 senesi. O aynı Pan-İslamizm'de yazıyor. Yok Pan-İslamizm'de değil. Böyle başka bir bende kaynak var. Bunu sana göstereyim. Bu kaynağın ismi efendim İslam Araştırmalar Dergisi. Aslında tamam. Biraz önceki açıklamış olduğunuz o ifadelerden de işte zamanın Osmanlı'nın zaman padişahı böyle bir para yardımı göndermesi veya asker göndermesi şu da olamaz mı? Hani oradaki zulmü gördü. Zulmü derken o ayaklanmanın aslında Müslüman ayaklanması olmadığını gördü, fark etti ve böyle bir destek verdi. Efendim, olabilir. Ben onları yargılamıyorum. Evet, açıklık olsun. Ben sadece demek istiyorum ki bugün böyle bu program yapanlar var ya, ben bu sizi o programları seyredin böyle YouTube'da. Efendim bu olaylar geldiği zaman geçiştiriyorlar sanki suçluluk duygusu içindeymişler gibi. Ne diyorlar? Efendim Osmanlı çok mecburdu. Yardım edemedi. Ama öbür tarafa yardım etti. Evet. Yani ben görüyorum ki bunları okurken Müslüman sultanlar ve Müslüman halkın dediği hiçbir şey yerine getirilmiyorken İngiliz'in istediklerinden daha fazlası onlara sağlanıyor. Orada İngiliz emperyalizmi yerleşiyor. Ben bunu demek istiyorum ama bunu niye ikrar etmiyorlar? Evet. Desinler. İlginç. İleriki yıllarda Mirza Gulam Ahmed Aleyhisselam dönemini söyleyeyim. Yani seneler sonra İngilizlerin haklı olarak yaptığı şeylerde bir iki övgüyle bahsettiği zaman hemen İngiliz oyunu diye bir iftira evet, atılabiliyor. Evet. Yani şimdi, bu açıdan aslında o benzetme çok faydalı. Bir efendim İslam Araştırmalar Dergisi sayı 1998 senesi. Burada bir makale yayınlandı. Evet, son 5 dakikaya girdik ama evet, o ben zaman Azmi Özcan Bey tarafından. Makalenin ismi İngiltere'de hilafet tartışmaları.
Orada bunu anlatıyor. Diyor ki 1878 senesinde 2. Abdülhamid dönemi Afganistan ve Hindistan hükümeti, yani İngilizler arası açıldı. Sorunlar yaşandı ve orada da 2. Abdülhamid, Sultan Abdülhamid devreye sokuldu. Tamam, onlar hayır İngilizlerle sorun yapmayın falan filan diye. Tamam, bunlar tarihi gerçekler. Ben şimdi bu bütün olaylar yaşandıktan sonra şimdi o programda da anlatıyorlar. Mirza Gulam Ahmet Kadiyani efendim Hindistan Darul İslam'dır falan filan dedi. Ben efendim size aynı kitaptan okuyacağım. Kim dedi efendim Hindistan efendim Darul İslam'dır? Diyor ki, bu uzun hikaye, diyor ki ancak 1857 sonunda beliren yeni durumla ilgili olarak ulema arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bu konuda yapılan tartışmalar 1870'lerin ortalarına kadar çok yoğun bir şekilde devam etti. Yani Hindistan Darul Harp mı Darul İslam mı? Ne zamana kadar? Diyor 1870'lerin ortalarına kadar. Daha Mesih olsam ortada yok. Bu devam etti bir tartışma. Peki ne efendim karar verildi? Diyor ki, şimdi diyor ki bunu diyor, Hindistan'ın hala Darul Harp olduğunu savunanlar ya ülkeden ayrılmak mecburiyetinde kaldılar ya da başka çareleri olmadığı için susmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat İngilizler Müslümanların ibadetlerine ve şahsi hukuklarına karışmadığı için Mekke fukahası, tekrar Mekke fukahası da dahil olmak üzere bir kısım olma İngiliz idaresindeki Hindistan'ın Darul İslam olduğunu ilan ettiler. Evet, çok net. Evet. Sonra diyor ki bu arada bazı Müslüman olma Hunter diye bir Hristiyan var. O diyor ki yok, burada Darul İslam, İslam şeriyetine göre burası Darul İslam değil. Burası Darul Harp. Müslümanlar çok tehlikeli. Tekrar savaşacaklar. Ve bunun üzerine diyor ki Müslümanlar bunu ne diyeyim çok yaptılar ki bunun tepkisi, bunu ne diyeyim etkisini azaltmak için. Ve diyor ki farklı bir toplantılar yapıldı ve o toplantılarda Hindistan'ın artık Darul Harp değil Darul İslam olduğunu kanaatine varıldı. O diyor ki şöyle deniliyor, diyor Osmanlı padişahlar Hadimul Harimayn unvanına sahip oldukları için diğer bütün sultanlardan üstündür. Dolayısıyla Müslümanlar onları kendi dinlerini öndürük olarak kabul ederler. Padişah ile İngilizler arasında dostça bir münasebet olduğundan dolayı bu millete yani İngilizlere karşı cihad caiz değildir. Evet, sondakiye girdik. Sonra diyor ki, zira Ali Paşa'nın 1869'da Büyük Elçi Eloyta söylediği rapor edilen bir söze göre, ne diyor bu efendim? Hindistan Müslümanları güçlü ve ileri görüşlü bir hükümetin sağladığı imkanlar arasında tam bir dini hürriyete sahiptirler. Hindistan'da İngilizlere zarar verecek herhangi bir teşebbüse Osmanlı Devleti'nin rıza göstermesi mümkün değildir.